İtiraf mıdır Meral Akşener'in yaptığı? Açık açık kaybettik demeyeceğim. Yok diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçeği kabullenmek midir? İki ay sonra bile bu gerçeğe ulaşması enteresan bir şeydi. Demek ki çok derin bir travma yaşadı. Yani beklemediği bir, hakikaten de büyük bir yenilgi. Yani bir ittifak siyaseti izlediler. Hem de alayla valayla Türkiye gündemine öyle bir soktular ki işte sabah akşam Türkiye medyasında, televizyonlarında onların işte ittifak toplantılarını tartıştık. Günlerce süren tartışmalar yaptık. İçi boş diye zaman zaman söylediğim güçlendirilmiş parlamenter sistemi bir siyasi argüman gibi toplumun önüne koydular. Şimdi bakın hep unutuldu gitti. İşte orada yani çok çok elzem bir mesele olsaydı, Türkiye'nin derin meselesi olsaydı en azından bugünlerde de bir biçimde o sistemden devam ederdi. Neyse sonuçta yani halkın iradesine saygıyı gösteriyor olmak bir siyasi aktör açısından onun hakkını vermek de bence önemlidir. Bu noktaya gelmesi ve iyi bir sonuçtur diye düşünüyorum. Ama tabii orada hani vatandaş milletin dediğine saygı gösterirken kendi partilerine de saygısızlar saygısızlar diye ötekileştirmesi, daha doğrusu tepeden bakması da enteresan bir yaklaşım için. Demek ki çok derin bir öfke birikmiş kendi içerisinde. Şu tabii şunu oturup konuşmamız gerekiyor. Bizim sadece işte Meral Akşener İYİ Parti'nin kaybettiği bir mesele değil bu. Yani bir tarafta Türkiye'nin çok temel büyük partilerinden, kurucu partilerinden biri CHP'nin başını çektiği bir ittifaktan söz ediyoruz. Diğer taraftan AK Parti'den büyük oy koparma ihtimaliyle çıkıp tırtıklama misyonu üstlenen iki partiden söz ediyoruz. İki büyük büyük isimlerden başbakanlık yapmış, %49 oy aldığını söyleyen isimlerden. Bir taraftan Milli Görüş'ün temsilcisi bilgi adam Temel Karamanlıoğlu'ndan söz ediyoruz. Bunların bir araya geldiği, bir siyaset ürettiği ve Türkiye'nin kurtuluş dediği, yani son çare, yani Türkiye artık bitti, öldü, yani Türkiye bitiyor, gidiyor, çöküyor dedikleri bir sürecin sonucuyla karşı karşıyayız. Yani bunu oturup konuşmuyoruz. Niye, nasıl oluyor da bizim muhalefet siyaset üretme konusunda bu kadar problemli bir hale geliyor? Şimdi Faik'in partisini saymadım aslında. Onu da sayayım. Demokrat Parti. O da bir misyonu temsil ediyor diye yola çıkmıştı. Bu 6 partinin içerisinde yer almıştı. Çünkü bütün bunlara bakıyorsun. Türkiye'nin son 50-60 yıllık, 73 yıllık çok partili hayatına bakıyorsun. Hepsi bir yerlerden geliyor, bir tecrübelerden geliyor. Ama ortaya çıkan sonuca bakıyorsun. Hakikaten sonuç hani Türkiye'nin hem o siyasi partilerin tarihine yakışmıyor, hem Türkiye'nin geldiği küresel pozisyona yakışmıyor. Yani bu siyasi aktörlerden daha iyisini üretebiliriz diye düşünüyordum. Yani o yüzden burada bir problem var. Oturup muhalefetin bunu düşünmesi gerekiyor. Ötekine çemkirmeye ya da laf söylemeye gerek yok. Oturup bunun hesaplaşmasını, yüzleşmesini yapmaları gerekiyor. Bu açıdan hani Akşener'in bu söylüyor olması anlamlı olabilir ama sonuçta kendi içine yönelik bir hesaplaşma, bir yüzleşme kongrede gördük. Bir tek şey söylemedi. Yani HDP'yi PKK'nın yanına konumlandıracaksınız. Sonra kalkacaksınız, onun oy verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığını yapacaksınız. Bu sorgulanmadan İYİ Parti İYİ Parti olamaz. İYİ Parti kendisini merkezde, milliyetçiliği merkezde ya da milliyetçilikte konumlandıramaz. Bunların sorgulanması gerekiyor. Tabii o seçmenin de, o siyasi kadroların da bunu sorgulaması gerekiyor. Bu sorgulamaları yapılmadan tekrar bir yolculuğa çıkmak, çok çok geçici, tekrar benzer hataları yaşamalarına yol açacaktır. Bu sadece o partilere de zarar vermiyor. Türkiye demokrasisine zarar veriyor. Çünkü iktidar mutlaka yani var. Yani çok klasiktir. Söyleniyor ya iktidarlar vardır ama muhalefet önemlidir. Demokrasinin gelişmesi. Sadece demokrasi de değil. Ülkenin birliği, bütünlüğü, ülkenin dış güçlere karşı küresel alt üst oluş yaşanıyor. İnanılmaz bir yani Çin, Amerika ilişkilerine bakıyorsun. Çin-Rusya ilişkilerine bakıyorsun. Dünyada yeni bir düzen kuruluyor. Şimdi bu yeni düzen kurulurken de o ülkenin muhalefetiyle, iktidarıyla o süreci doğru okuması gerekiyor. Oradan bir siyasi aktör çıkmıyorsa bu Türkiye'nin eksikliğidir. O açıdan Meral Akşener'de, İYİ Parti'ye de, diğer partilerde büyük görev düşüyor. O partililere de görev düşüyor. Sorgulamalar gerekiyor. Nereye gidiyoruz? Niye 21 yıl sonra o kadar tahlil, analizler yapıyorsunuz? Değil mi? Türkiye battı, bitti, ekonomisi gitti diye siyaseten uçuruma gidiyoruz diyorsunuz da bunlara halk destek vermiyor. Bunu sorgulamadan, söylediğiniz sözlerin neye tekabül ettiğini sorgulamadan bir siyasi yolculuğa çıkmak
buraya getirdi işte. O yüzden hani Meral Akşener bunları sonunda iki ay sonra da kabul etse bile yani çok da derin anlamı olan bir sonuç değil. Yani gerçeği kabullenmektir ama geleceğe yönelik de bir açılım değil. Peki biraz sonra bir ittifak yapar mı? Parti tabana nasıl bakıyor? Burak Avuncu'nun açıklamaları var, onu da soracağım. Ya ben şimdi bu dönem, bakın bu iki ay geçmiş. İki ay içerisinde bu partiler bir defa ittifak formülasyonunun kendine zarar verdiğini düşünüyorlar. Onun getirdiği bir travma yaşıyorlar. Bu ittifak formülü doğru değildi gibi bir travma yaşıyorlar. Şimdi yeniden ittifak formülünü partilerine kabul ettirmeleri en azından şu sıcak dönemde kolay değil. Ama bu şu demek değil. Önümüzdeki 8 ay var seçime değil mi? 8 ay sonra bir seçim yaşanacak. Bu muhalefet aklının birbirinden vazgeçme ihtimalini de görmüyorum. Niye görmüyorum? Çünkü bu birer giderek birbirine de benzeyen, aynı zamanda hem farklı hem de benzeşen bir partiler topluluğu oluştu. Şimdi bu partiler topluluğunun birbirinden farklı siyaset üretme ihtimallerini de görmüyorum. O yüzden birbirlerine mahkumlar bir. İkincisi, yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde, 11 büyük şehirde etkili olabilmeleri için birbirlerine muhtaçlar. Yani bu çok açıktır. Yani sonuçta bu desteklerle, yani büyük büyük havalarla aday çıkartacağız falan deniyorlar. Gerçekçi olan, şimdi bunu söylüyorlar ama 3 ay sonra şöyle bir noktaya gelecekler. Ya İstanbul'u CHP de kaybeder, biz de kaybederiz. İşte HDP ne yapacak? Yani bu HDP ile nasıl yan yana gelecekler gibi bir sürü hesaplar çıkabilir ama gene de yeniden depreşebilir Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Onun üzerinden siyaset yapma şeyinden vazgeçmezler diye düşünüyorum. Yani bu yapı bir biçimde siyasal yan yana duruş yapısıdır. Yani bir arada bir siyasal birliktelikler de var işin doğrusu. Farklı bir siyaset üretemiyorlar. Yani şimdi düşünün, şimdi Kemal Bey'i çok eleştiriyoruz. Yanlış yaptı, liderdir, komutandı. Ya ama orada 6-7 tane parti vardı. Onların hiçbirisi bunun bu sürecin dışında tutulamaz ki. Hepsi bu işin ortağıdır, bedelidir ve hepsi de yeni döneme ilişkin, Türkiye'nin yeni yürüyüşüne ilişkin, Türkiye'nin 21 yıl sonra bir iktidarı kaybedişine ilişkin özel bir analiz yapmış değiller. Bırakın siyasi aktörleri, ben akademisyenlerde de görmedim. Medya mensuplarında da bir iki medya mensubu hani kendi üzerinden tarif etti. Yanlış yaptık, analiz yapamadık falan gibi. Gerçek anlamda bir içe dönük bir siyasi yolculuğu tahlil eden, analiz eden bir eleştiri de görmedim. Zayıflık ya da kısırlık burada diye düşünüyorum. O yüzden hani bir ittifak yapmazlar mı? Yaparlar. Benim önümüzdeki süreçte ittifaktan kaçamayacaklar diye de düşünüyorum. Öyle tekrar yapacaklarını yapacaklar. En azından belki yani tek tek aday olma ihtimallerini belki bazı bölgelerde paylaşırlar. Pazarlıklar, bu pazarlık aslında peşrevi deniyor ya, bir pazarlık başlangıcıdır. Pazarlığı yükseltme. Çünkü İYİ Parti mesela şöyle düşünüyordur büyük ihtimalle. Ya biz iki seçimdir ittifak yapıyoruz, fazla bir şey kazanamıyoruz. Yani mesela yerel seçimlerde geçen 2019'da CHP 11 büyükşehir aldı. İYİ Parti birkaç ilçeyle yetindi. Şimdi ilçe pazarlığı yapacak, belki il pazarlığı yapacak. Geçen dönem il de aldı ama kazanamadı. Böyle bir pazarlığa girecek. Çünkü İYİ Parti katılmadığı sürece CHP'nin İstanbul, Adana, Ankara, Antalya gibi illerde kazanma ihtimali hiç yok. HDP katılmadığı zaman bu ikisinin de kazanma ihtimali yok. Şimdi bu gerçeği görelim. Şimdi oturup bunu masaya yatıracaklar. Yine de HDP'yi nasıl görmezlikten gelir birisi hesaplar yapacaklar ama artık onun vatandaş ne kadar yutar orada önümüzdeki süreçte göreceğiz.